kimse bilmeyecek bunu. Ortalama 25 senedir bu işi yapıyorum. Bunun 20 senesi hem satış hem teknik servis olarak, son 5 yılımı da sadece teknik servisi hizmeti vererek yapıyorum. Şimdi şöyle, sadece dolar bazıyla ilgili değil. Bu zaten benim satışı veya showroom'u bırakma sebeplerinden biri de bu doların dengesiz olması. Sadece dolar değil ki. Bugün internete girdiğinizde bizim alamadığımız fiyatların altında internet satışları var. Onlar çok farklı sektörler ama şimdi doların yükselmesi demek vatandaşın bir şey alırken iki defa düşünmesi, eğer çok gerekmiyorsa almamasını sağlıyor. Eğer lazımsa, dolar kur çok önemli değil, bir şey lazımsa onu alıyor insanlar. Yani fiyatının ne olduğu pek önemli değil. Bugün mesela televizyon alıyorum diye almak isteyen biri çıktığında hep en pahalı telefonu, genelde büyük ve pahalı televizyonlara yönelir. Neden? Kaliteli olduğunu düşündüğü için. Aslında pahalı olması onun kaliteli olduğu anlamına gelmiyor ama biraz daha şeyle alakalı. Marka satışı, marka satmakla alakalı. Yani şimdi dolar isterse 10 lira olsun, 12 lira olsun, eğer bir insan televizyon alacaksa onu alır. Dolayısıyla yani bizim zaten teknik servisi benim işimde çok fazla etkilemiyor. Yani malzeme tedarikleri dolar bazında sabit, işçilikten feragat ediyorsun. Yani bugün atıyorum, sallıyorum, 10 lira kazanacağın yerde 5 lira kazanıyorsun. Aradaki farkı öyle toler ediyorsun. Satıcı arkadaşlar da bir üründen 10 lira kazanacağını 7 lira kazanarak dolardaki yükselişi bu şekilde telafi etmeye çalışıyor. Ama bu nereye kadar? Yani aldığın fiyata ürün satamayacağına göre, vitrine koyduğun malın bugün vitrine koyduğun malın değeriyle yarınki değeri aynı değil. Bunu müşteri izah edemezsin ki, ben aldığımda işte dolar buydu, satarken böyle satmam lazım diyemezsin. Müşteri en ucuz bulduğu yeri arar. Dolayısıyla piyasayı etkiliyor. Zaten artık küçük esnaftan ziyade ulusal market tarzı piyasayı daha ağırlıkta ve zaten vatandaş da ihtiyaçlarını yerelden çok böyle ulusal markalardan almaya gayret ediyor. Neden? Bir, kart oranlarından dolayı, ki aslında şöyle bir şey de var. Mesela elden taksitle satan mağazalarda alacağınız bir ürünü çok daha uygun fiyata bilgisayarcı arkadaşlardan temin edebilirsiniz. Çünkü o tür market zincirleri veya firmalar üzerine farkını koyarak satmak zorunda, elden taksit veya taksitli olduğu zaman. Ama kart oranları çok uygun fiyatlı ve ben inanıyorum ki çoğu ürün bizim bu sektörde olan bilgisayarcı arkadaşlarımız çok daha uygun fiyata, çok daha kaliteli ürünleri sattığını görüyorum ve şahit oluyoruz. Ama bunu insanlar pek bilmiyor mu? Market biraz cazip geliyor. Nereden aldın? Şuradan aldım dediğinde biraz havası oluyor. Ama hava atmak yerine işini bilen insan her zaman ne derler, bir ekmeği fırıncıdan alacaksın. Yani fırıncıdan alacaksın ki kiminle muhatap olduğunu, ne aldığını bilesin. Genelde kullanıcı hatası. Yani bir makine düzgün kullanırsan sorun çıkartmıyor. Şöyle ki, mesela araba gibi ve otomobil gibi, bunların rutin bakımları, mesela garanti kapsamı bittikten sonra en görünen şey fan temizliği. Yani işlemci fanlarının, ızgaralarının temizlenmediği için genelde ekran kartı veya işlemci arızalarına yol açıyor makine. Sadece 30 lira 40 lira vererek, yani mesela 6 ayda bir yıllık bakımda, yani bir makineyi 10 sene 12 sene rahatlıkla kullanırlar. Sadece bakım. Bünyede tamir yapan kalmadı. Yani bir benim, yani kalmadı derken şöyle, profesyonel anlamda, yani profesyonel bir atölye olarak yatırım yaparak tamir yapan kalmadı. Bunun sebebi de kullandığımız ürünlerin dolar bazında yüksek olduğu için, mesela atıyorum bir tablet değişiminde kullanacağınız soket bazen tabletin fiyatına yakın, yani tamir fiyatına yakın bir soket var. Atıyorum 1 lira, bir soket var 5 lira. Şimdi bunu aldığınızda 10 lirayı değiştiremezsiniz. Ama ne yapıyor arkadaşlar? Orijinal kullanmak yerine çok daha uygun fiyata ürün değiştirdiğinde bu vatandaşa yazık. Çünkü yarın zaten o soket yine kırılacak. Ve kırıldığında
farklı arızalara sebep olacak. O yüzden işini bilen insan sayısı az. Ama profesyonel atölyeye sahip olan Ordu bölgesinde 3. kişiyim ben. Ünye'de bu işi yapan yok mu? Tabii ki var. Kaliteli insanlar da var. Ama onların zaten piyasaya açılmak gibi ihtiyacı da yok. Zaten potansiyel, müşteri potansiyeli olduğu için reklama da ihtiyacı yok. Yani çok fazla müşteri demek çok fazla para demek değildir. Çok fazla müşteri sorun demektir. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir insanın işiyle rahat ilgilenip o işi tamamen çözmek var. Bir de hemen yapayım da göndereyim demek arasında çok fark var. Çok şükür beni dolar veya doların yükselmesi, işlerin durgun olması hiç etkilemiyor. 30 yıldır ayaktaysak, insanlar bize güveniyorsa bunun sebebi de budur yani.